Haberin kanalı A Haber olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hemen her gün İstanbul'un farklı bir ilçesinden size merhaba diyoruz. Bugün de ılık bir günde Büyükada'dayız. Gündeme ve hayata dair sorularımızı biz kameraman arkadaşım Hasan Sedat Yalçın ve Engin Can Çelik'le birlikte soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Söz Milletin başlıyor. Son dönem vatandaşlar özellikle de marketlere gittiklerinde, pazarlara gittiklerinde hep zamlı fiyatlarla karşılaşıyorlar. Şu anda Büyükada'dayız. Adada da durum aynı mıdır? Yine marketler ya da pazarlar zamlı mıdır? Zamlıdır. Daha farklı. Karşıda daha farklı burası. Domates burada 12 bin lira, 10 bin lira. Diğer ürünlerde de aynı şekilde hem stok var hem daha yüksek fiyatlar, yani karşıya göre buranın fiyatları yüksek. Domates, üzüm, bütün zarzava türleri yükselmiş vaziyette yani. Domates 3 lira, 5 liraydı. Şimdi %100 geçmiş vaziyette yani. Yağ olsun, pirinç olsun, hepsi yükselmiş vaziyette yani. Pirinç aldım hatta, 12,5 liradan aldım kilosunu. Hem de marketten, toptancıdan aldım. Peki bu saydığınız ürünler Türkiye'ye dolarla mı geliyor? Niye dolara bahane ediyorlar? Hayır, dolarla gelmiyor. Ama doların da tabii ki dolara sığınıyor millet. Doların yapmış olduğu bir şeye sığınıyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Yani daha dolar şurada 2-3 ay oldu yükseleli. Yani hemen yeni başladılar hemen yükseltmeye. Yani dolara bağlıyorlar tabii herkes. Peki şu anda dolar düşüşe geçti. Fiyatlara bakıyoruz, yine çıkıyor. Aynen çıkıyor, yine çıkıyor. Fakat dolar düşse de bunlar indirmezler aşağı. Bana öyle geliyor çünkü. Son 1,5 aya baktığımızda ve günümüzde değerlendirdiğinizde, markete, pazara gittiğinizde nasıl fiyatlarla karşılaşıyorsunuz? Vallahi sebebini bilemediğimiz bir sıkıntı var. İşte kıvırcık alıyoruz. 1 liraya aldığımız kıvırcık bazen 4 lira, bazen 6 lira. Bunu dolarla falan izah edemez kimse bana yani. Çünkü dolar kıvırcıkla hiçbir alakası yok. Dolar tarlada işte sulanıyor. Vatandaş onu ve vatandaşa da yansımıyor bu. Gerçekçi, realist bir takım önlemler alınırsa bence bu işte o fırsatçıların elini kolunu bağlayabilirsiniz ve cesaret edemezler böyle bir şeye. Hakikaten topyekün güçlü durmamız gerekiyor. Elimizi belli etmememiz gerekiyor, ağlamamamız gerekiyor, çalışmamız, üretmemiz, dayanmamız gerekiyor. Ben burada çiğ köfteciyim, ciğer satıyorum, işte sabahları kahvaltı satıyorum. Benim ürünlerimin hiçbiri ama hiçbiri dolarla alınan veya satılan ürünler değil. Ama diyebilirim ki hepsinin %50'nin üstünde zamlandığını söyleyebilirim. Nedir bunun gerekçesi? İşte gerekçesi dedim ya, o doları bahane eden fırsatçılar. Yani onlar aslında söyleyecek birçok şey var ama çok bilmişlik de yapmak istemiyorum yani. Bu yerli malları üzerinden yapan stokçulara seslenecek olursanız ne söylemek istersiniz? Yazıklar olsun size. Yani onu derim, başka bir şey diyemem. Yazıklar olsun. Yani bugün dirsek temasında olmamız gereken, güçlü değilsek bile güçlü görünmemiz gereken bir zamanda işte onlar da kendine yakışanı yapıyor, ne diyelim onu. Zavallı onlar, zavallı. Markete ya da pazara gittiğinizde, daha önce 1,5 ay önce de gidiyordunuz, şimdi de gidiyorsunuz. Arasında nasıl bir fark var? Ya şu anda 1,5 aya göre Türkiye genelinde bir şey var yani. Sadece bizim pazarda değil de biraz fiyatlarda artışlar oldu. Yalnız adanın daha bir özelliği var. Adaya ulaşım direkt karadan olmadığı için, adaya çıkarma gemisiyle geldiği için adadaki fiyat farkları biraz daha farklı oluyor karşıya göre. Ama normalde bir ay öncesinden fiyatlar farklılaştı yani. Silahla, topla, tüfekle yenemeyecekleri için böyle bir ekonomik saldırıya geçtiler. Vallahi şu anda Türkiye'nin bir sürü düşmanı var. Yani bunlar hepsi bir masada gelip toplanıyorlar, konuşuyorlar ama arkadan dönüyorlar. Biz bunları nasıl alaşağı ederiz? Hep beraber birlik oluyorlar. Toplu halde yüzümüze gülüp arkamızdan adamlar saldırıyor. Bundan 20 sene, 25 sene önce de olmuştu bu.
Yani şu andaki beşlik yağ fiyatı kaç para? 25 sene önce böyle bir stokçuluk yaptılar. Ve o zaman şu andaki fiyata çıkarmışlardı yağ, beşlik yağ fiyatını. Mesela o zaman 5 liraydı, çıktı 25 liraya o zaman. Yani zaman zaman oluyor, yapıyorlar. Vallahi ben şimdi bir ay önce hale gitmiştim. Halden 4 kasa domates aldım. 1,5 liraya kilosunu almıştım. Şu anda buranın, Adana'nın pazarı perşembe gün. Perşembe gün gittiğimizde 8 lira en düşük, 10 lira 8 lira domatesin fiyatı. Yani domates, sade domatesle alakalı değil, başka her şeye zam yaptılar. Ne mesela? Vallahi süt alıyorduk, dedi ki sütü ben zamlı aldım diyor adam. Öbür başka bir şey alıyorsun, diyor ki zam geldi, dolar yükseldi diyorlar. Bu saydığınız ürünler yerli ürünler değil mi? Dolarla gelmiyor en nihayetinde. Vallahi dolarla gelmiyor, yerli ürün ama bunu stoklayan adam demek ki fazla satıyor bunlara. Piyasada mal mı bulunmuyor da böyle fiyatını artırıyorlar, nasıl yapıyorsa adam zamlı alıyor demek ki. Yani toptan aldığı yerden zamlı alıyor demek ki. Patates de bugün gene haberlere çıktı. Bizde 1 lira diyor. Pazara gidiyoruz 5 lira diyor. Yani bu arada devlet bu işe el atmadıktan sonra bu düzelmeyecek herhalde. Son döneme baktığımızda vatandaşların en büyük şikayeti marketlerdeki zam. Siz evet, pazara ya da markete gittiğinizde nasıl fiyatlarla karşılaşıyorsunuz? Gidiyoruz şimdi, pazarımıza çıktık. Geçen perşembe günü gittim pazarımıza. Pazarda 8 lira 10 lira domatesi gördüm. Şimdi niye 8-10 dedim. Dedi ki böyle böyle. Biz kocaman bir ülkeyiz, dünyada 3-4 tane kendisine yetecek ekmeğini, domatesini, tahılını üreten bir ülkeydik, biz bu hale nasıl geliriz? Üreticiye bakıyorsun 2 lira domates, İstanbul'da 12 lira. O 2 liranın İstanbul'a gelişi onu 12 liraya mecbur ediyormuş. O zaman mazot fiyatları diyor, dolar yükseliyor, mazot yükseliyor. Dolar düşüyor diyor, mazot düşmüyor. Mazota %2 zam geliyor, domatese %300 zam. %300 gelen zamın geleni euro bazlı, dolar bazlı oluyor. İnsan mecbur yemeğini yiyecek. Gidip domatesini alacak. Şimdi bakıyorsun ki domates bir hafta gittim. Ondan sonra öğleden sonra bu 6 liraya düştü. Demek ki orada iyi niyette yok. Geçim derdi çok büyüdü. Bunu fırsat bileni Allah bildiğini okusun. Ama fırsatçılık kötü bir şeydir. Bu fırsatçılığı yaratanların da ne diyeyim, yani bir şey diyemiyorum. Bu fırsatçılık bu ülkeye yakışmıyor. 74'te ekonomik kriz dahi yoktu. Herkesin parası vardı. 2 günde ülke gitti, hükümet gitti, her şey gitti. Bakın hiçbir şey olmuyor. Bu ülke güçlü ülke diyoruz ya. Bu halk güçlü halk. Açlığını da inkar eder. Perişanlığını da inkar eder. Ama ülkesinde dik durur. Anladın? Bu halktan dolayı geliyor. Ama bu halk aç da kalsa, sefil de kalsa, perişan da kalsa aç kalıyor ama kuyruğu dik duran bir ülkeyiz biz. İnsanlarımız ne yapsınlar ya? Ne yapalım biz? Gidecek başka ülke yok. Bu ülke bizim ülkemiz. Başka bir ülke yok. Benim yaşayacağım, çoluğumun, çocuğumun yaşayacağı tek ülke bu ülke. Bu benim ülkem. Siz esnafsınız. Aynı zamanda da gıda sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Sizin de gözünüze çarpıyor mu bu stokçuların yaptığı son dönemki fiyatların fahiş oranda pazarlara ya da marketlere çıkması? Çok gözünüze çarpıyor mu? Ne gibi ürünlerde değişiklikler var? Bu sadece günümüze mahsus değil. Bu yıllardır milleti bir kandırma devam etmektedir. Yani bu insert adı altında. Önce ürünlerin fiyatını %30 yükseltip sonra %10 fiyatlar düşürülür. Bu kandırmanın da sebebi denetimsizliktir. Bunu kimse şimdiye kadar, böyle bir kriz olana kadar üzerine düşmemiştir, durmamıştır kimse. Bütün sorun bence biraz kısmen de olsa buradan kaynaklanmaktadır. Yerli yabancı fark etmiyor yani. Her üründe vurgun var. Yani stokçuluk da var, fırsatçılık da var, ticari ahlaksızlık da var. Yani dediğim gibi bu yıllardan beri bir kere bu insert olayıyla kandırdılar milleti. Yani her kalemde var, her üründe var yani bu fırsatçılık. Unda da var, şekerde de var. Günlük daha çok ihtiyacın, talebin olduğu ürünlerde var. Temel besin. Tabii ki temel besin. Et de var. En önemlisi.
dolar bir yandan çıkıyor fakat şu anda da düşüyor ama fiyatlar yine çıkıyor. Evet, doğru. Yani bu o zaman gerçekçi olmadığını gösterir yani. Yani bu fiyatların dolarla yükseldiğini yalan olduğunu gösterir. Yanlış olduğunu gösterir yani. Dolar düştüğü halde eğer fiyatlar düşmüyorsa bu tamamen bir fırsatçılık olduğunu gösterir bana göre. Marketlerde bir de gramaj hilesi var. Ürünler 1000 gram gibi gösteriliyor, 900 gram. Yani bir şey neyse o, yani 1 kilo olarak satılıyorsa 1 kilodur. 500 gram olarak satılıyorsa 500 gram olması lazım. Bu işte fiyatları işte güya engellemek için bir kılıf uydurulmuş, o şekilde gidiyor. Öyle 700 gram, 900 gram, mesela 99 kuruş, 990 lira bunlar hep kandırmaca zaten. Kandırmacanın ta kendisi, aldatmaca yani. Son dönem vatandaşların gündem maddesi marketlerde, pazarlardaki zam. Siz 1,5 ay önceyle günümüzü mukayese ettiğinizde nasıl fiyatlarla karşılaşıyorsunuz? Şimdi domates 1 ay önce 2 lira, 2,5 liraydı. Şimdi 7 lira, 8 lira gibi fiyatlar yükselmiş durumda. Ekmek mesela Ankara'da ekmeğe 1 lira 125 kuruş gibi düşünüyorlar. Burada ekmek 1 lira 75 kuruş. Şimdi orayla bura arasında, bizim adalarda her şey çok pahalı. Şimdi Antalya'da televizyondan izliyoruz. Çiftçi köylü 1 liradan domates satıyor. İstanbul'a gelesiye kabzu malların tabii getiriyor malı. Aradaki kabzu mallar parayı götürüyor. Köylü kazanmıyor ki burada. Tüketici de pahalı mal alıyor. Stokçular muhakkak var. Mallarını biriktiriyorlar, malına mal katıyorlar. Böyle doların yükselmesi, devalüasyon gibi zamanlarda mallarına mal katıyorlar. Konya'dan gelen unlu geliyor burada ekmekte fiyatları yükseltiyorlar. Sivas'tan dedin ki gelen unu yurt dışından gelmiş gibi millete dayatma yaparak ekmeğe zam yapıyorlar. Fırsatçılık fırsatçılık yapıyorlar. Şimdi baktığınız zaman şimdi her şeye %40-%50 zam geldi. Burada geçim zor bir durumda. Yani insanlar baktığınız zaman aldıkları bir emekli maaşı 1500 lira, 1700 lira alan bir adam böyle %40 artış olursa nasıl geçinecek? Yani bayağı bir etkiliyor vatandaşı. Şu ileride Hamidiye Camimiz var. O caminin biraz ilerisinde bir pazarımız var. Pazarda fiyatlar bir aya göre bayağı bir pahalılık gösteriyor. Vallahi hepsinde bayağı bir %40'a varan derecede yükselme var. Şu domates mesela 2,5 liraya aldığımız domates bugün 7-8 lira. Elma desen öyle. Hepsi rakamlar bir aya göre bayağı bir yükselme gösteriyor. Marketlerde aynı zamanda bir de gramaj hilesi var. Gözünüze çarpıyor mu bilmiyorum. Biz A Haber olarak defalarca haberi yaptık. Televizyonlardan izliyoruz. Tabii bir hile var. Kiloyla oynayarak terazide bu şekilde kazanç elde ediyorlar. Haksız kazanç. Amerika Türkiye'ye bir ekonomik savaş açıyor. Bunu da dolar üzerinden yapıyor yine. Amerika Türkiye'ye niye böyle bir ekonomik savaş açar? Neyi açar? Başta Tayyip Bey olduğu için açıyor bunu. Tayyip Bey gitsin diye bakıyorlar herkes. Tabii ki Tayyip Bey evvel Allah'ın izniyle gitmez de başımızda devamlı. Allah da başımızdan eksik etmesin, biz onu deriz yani. Milli silahlarımız yapılıyor. Yollar, 3. havalimanı yapıldı. Bunlarla çekemiyorlar tabii. Boğaz'a alt geçiş yapıldı. Bir sürü işler yapıldı tabii. Bunları kimse çekemiyor dış ülkeler. Onun için tabii ki fiyat da bunun için fark ediyor yani fiyatlarında. Bir taraftan bu yaşadığımız krizin asıl nedeni Amerika, Türkiye'ye ekonomik savaş açıyor. Sizce niye Amerika ekonomik bir savaş açar Türkiye'ye? Bunu da dolar döviz kuru üzerinden yapıyor. Ya niye açmasın ki yani? Niye ki ben Amerika'yı burada hak veriyorum Amerika'ya. Bence de yani böyle yapması gerekiyor. Çünkü güçlü bir Türkiye bu bölgede ki önüne geçemeyecekler Allah'ın izniyle. Amerika'yı yani çok ayağına basacak. Yani çok basacak. Şimdilik ayağına basıyoruz. Doğru duvar yıkılmaz Allah'ın izniyle. Mesela bu işte İHA'lar dediğimizi biz İsrail'den alırdık. Bozulduğunda da yalvar yakar bizi sıraya koyarlardı. İşte 6 ay sonra ama yok daha bitmedi bizim işimiz bir 6 ay daha bekleyin derlerdi. Derler ya kötü komşu işte. Kötü komşu insanı böyle mal sahibi yapar. Bir yürekli insanlar çıktı. Elhamdülillah şimdi inşallah biz mekiğimizi de yapacağız.
Amerika ekonomik savaş açıyor Türkiye'ye. Dolar döviz kuru üzerinden hareketlendirmeler yapıyor fakat başarısız olduğunu görüyoruz. Çünkü dolar aşağı doğru iniyor. Sizce Amerika niye Türkiye'ye bir savaş açma gereği duyar? Vallahi Amerika istiyor ki bundan 10 sene önce, 15 sene önceki gibi Türkiye bize bağımlı olsun. Biz her istediğimizi onlara yaptıralım. Gelsin elini böyle bağlasın önümüzde. İstesin bizden. Biz bunları yönetelim istiyorlar. Tayyip Erdoğan da geldikten sonra dedi ki kardeşim ben Türkiye Cumhuriyeti devletiyim. Ben kendi kendimi yönetirim dedi. Ve Türkiye kalkınmaya başladıktan sonra doğudan girmek suretiyle bizi yıkmaya çalıştılar. İç kargaşalar çıkardılar. Bunları başaramadılar. Bunları başaramadıkları için böyle bir yola başvurdular. Daha önce de Fırat Kalkanı olmuştu. Hemen ardından da Zeytin Dalı harekatı olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri hep başarılı operasyonlar yaptılar. Terör sızışları yok denecek kadar azaldı. Evet. İdlib harekatı olursa nasıl bir Orta Doğu görüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'ni saf dışı bırakıp bu Orta Doğu'yu, Suriye'yi İsrail'e kadar bağlamak istiyorlar. Yani İran'ı bile saf dışı bırakmak istiyorlar. Ama Türkiye İran'ı yanına alarak, Rusya'yı yanına alarak, topraklarımızı da savunarak, Suriye'nin de topraklarını savunarak meydanı boş bırakmayacak. Çünkü biz boş bırakırsak sınırlarımızı, adam gelir sınırımıza kadar ve içeriye de girer ve orada istediği şekilde orayı İsrail'e bağlar. Yani bunlar istiyor ki biz buranın topraklarını İsrail'e kadar bağlayalım, biz sükmedelim. Yeraltı kaynaklarını, zenginlikleri de biz kullanalım istiyorlar. Tayyip Erdoğan da diyor ki ben diyor burada adil bir seçim olana kadar Suriye halkı bir özgür seçim yapıp kendi halkıyla yönetime başlayana kadar ben buradayım diyor. Doğrusu da bu. Yani biz oraya girmesek zaten Türkiye olmasa çoktan bağlanmıştı, almışlardı yani. Zaten şimdiye kadar bizim askerimiz Ankara'da olması, tankımızın, topumuzun, tüfeğimizin, askerimizin, yani sen doğuda bir savaş varken adam sınırımıza kadar gelmişken 15 Temmuz'dan sonra gitti biliyorsunuz bütün ağır şeyler doğuya kaydırıldı. Ya ben sınırıma bakacağım. Benim evimin bir kapısı var. Ben kapımı boş bırakır, pencerenin önünde oturursan kapının önünden kim geliyor, kim geçiyor, kim giriyor, ben buna sahip çıkabilir miyim evime? Türkiye'nin kapısı da sınırı da orası. Yani orayı biz, askerimiz orada olacak ki onlar da istediği gibi oraları ele geçiremesinler. Yani Türkiye oradan çıkmaması lazım.